Yani hem şampiyonlar yarışıyor hem kendileri oyuncu efendim. Yani alkışı biraz yüksek tutmakta fayda var. Meslektaşınızın başına neler geldi? Evet. Ama yani biraz nostaljik bir insan. Yani trollemek yerine keklemek diyor. Ondan sonra da diyor eyvah madara olduk. Allah bilir yani bir kavga gürültü olsa diyecek ki marizine kaydım filan. Ne dediğini anlamayacağız. Biraz eskilerde kalmış. Yani biraz daha heyecan belki de. Değil mi? Heyecan zamanın belki. Ruhuna uymak lazım. Yiğit Bey bakın şimdi ne güzel yapacak. Bak neler yapacak. Tek uyarım var. Biraz önce de söyledim. Tekrar edeyim. O kadar da basit değildir demeyin. Bazen o kadar basittir. Mesela bu. Dümdüz. Evet, dümdüz. Yenilebilen, beslenmeye yarayan her tür madde. Yiyecek, içecek. Dört harflisi. Yeme. Beslenmeye yarayan. Yeme, yemek. Yok yok. Şimdi beslenmeye yarayan madde nedir? Gıda. Besin, gıda. Gayet güzel. Bazen o kadar kolay. Burada tamam. Mesela bazen karışır. Ama kafanızı karıştıracak olan beş harfli. Biz dört harfli istiyoruz. Okey. Okeyim anlayacaksınız. Kendisine kitap indirilmemiş peygamber. İndirilmiş Resul. Heh, değil o. Resul değil. Bu indirilmemiş. Harf alayım. Aldık bir harf. Nebi. Gayet güzel. Bir tane harfe mal oldu ama. Orada kalmadık. Şimdi harf almadan cevaplayacağınız sorular sıra sıra sıralanmışlar. Buyurun efendim, beş harfler öncelikle. Tüketilen türlü ham maddelerin miktarını ölçmek için kullanılan aletlerin genel adı. Tartı. Olmadı. Şimdi mesela türlü ham maddeler derken bunun içerisine ben suyu da sokarım, elektriği de sokarım. Ham madde denir mi? Denmez ama sokarım. Bunların tüketim miktarını ölçen. Ha, ben harcama yapıyorum. Evet. Bu harcamayı ölçen. Aletlerin genel adı. Saat. Saat. Sayaç. Sayaç gayet güzel. Gayet iyi oldu. Beş harfli cevapların ikincisinin peşindeyiz. Yine garip sorulmuş bir sorudur bu. Aman dikkatli olun efendim. Bineğin inadına yapılan binicilik yarışması. Rodeo. Rodeo kesinlikle doğru cevap. Altı harfidir, tek kelimedir. Fransızca kökenlidir. Şöyle sorulmuştur efendim. Bir sırrı açıklama tehdidiyle çıkar sağlama. Şantaj. Şantaj. Gayet kolay soru. Hızla cevaplarsınız bunu. Görelim efendim. Uygulandığı yüzeyi havanın tesirinden koruyan çözünmüş reçine. Ama bu organik hali için. Şimdi inorganik örnekleri de var. İsim aynı. Boya atarız. Tam Bertan Beylik de... soru. Tam Bertan Beylik soru. V ile başlayan neydi bir o? Şeydi. Neydi o? Vernik. Verniktir efendim o. Kelimeyi gördüm kafamda da şey yapamadım. Yat vernik. Gelmedi öyle. Uçtu gitti. Uçtu gitti. Tek kelime basit düşüneceksiniz. Halk ağzındaki halini söyleyeceksiniz efendim. Ha. Buyurun. Bir şeye hastalık derecesindeki düşkünlük. Tutulma. Olmadı. Böyle... Saplantı. Ha gayret. Sapkınlık. Obsesyon gibi bir şey böyle bu. Bağlılık, bağlantı. Hayır ben bunu... Tutturmak. Kafadaki mesela. Takıntı. Takıntı. Eş ve yakın anlamlı bütün dağarcığı saydınız. Ne var? Tebrik ederim. Kustum buraya affedersiniz. Şimdi yakıştırma yollu bir tabir çıkacak tamam. Karşınıza. İkinci kelime zaten bellidir. Hı. Bir şeyi bir şeye benzetiyoruz. Buyurun. Kımıldamaksızın sessiz ve donuk bir halde durmak anlamında kullanılan yakıştırma yollu bir tabir. Nokta nokta duruyor. Buz gibi mi? Buz gibi mi? Buz gibi değil. Gibi var mı? Tabii ki yakıştırma. Yani bizim şey var. İkinci kelime belli o yüzden dedim. Taş gibi. Taş gibi başka bir şey. Hocam. acaba kımıldamaksızın ben bir durdurayım. Fetiş gibi duruyor. Sanem gibi duruyor. Eş anlamlıları. Harf aldım duydunuz mu? Harf istediler duydunuz mu? Ben duydum.
U. Mum gibi. Mum gibi. Dut gibi. Dut gibi sarhoş. Buz gibi, dut gibi. Bu. Bu yani öyle bir duruyor ki sanki tek tanrıcı değil. Put gibi. Put gibi. Bir harf alma hakkımız kalmadı. Bir tane harf alma hakkımız vardı. Onu da kullandık. 9600'e ulaşabilecek durumdayız. 12 saniye arttırmamız gerekiyor. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Süremiz güzel. 2 dakika 11 saniye var. 1 dakika 59 saniye sizin efendim. Yani. Olur. Olur. Şampiyonlarla yarışıyoruz. Bugün ayrıca olması gereken bu. Geriye de 6 tane soru kaldı zaten. Ha tamam. Buyurun gelsin. Yaklaşık olarak aşağı yukarı. Arapça kökenli. Ama yani unutulmuş bir şey değil. Kullanılıyor, yaygın. Zaman için çok kullanılır mesela. Zaman için çok kullanılır. Saat kaç gibi orada olursun? Suları gibi mi? Değil. Arapça kökenli. Saat kaç gibi olursun? Saat 4. Civar. Yaklaşık olarak 4 gibi. Civarında değil. Değil. Yok. Tamam. İkileme gibi bir şey mi bu? Hayır. Değil. Gibi gibi. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Sadece zaman için değil, başka şeyler için de kullanılıyor. Yani hani şu kadar kilodur yaklaşık olarak. Eski bir tabir. Hafif naftalinli ama yani çıkmıştır karşınıza. Siz bile kullanmışsınız. Kesin. Nereden yaklaşsam bilemedim ki. Yok yani. Takriben. 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 Takribi diye kullanırız. Takribi ya da takriben. Takriben. Evet. Geriye kaldı 5 tane soru ancak 8000 puana ulaştırırız. Yok zaten bambaşka bir yerdeyim şu anda. Buyurun gelsin yenisi. Hileyi, dalavereyi karakter haline getirmiş, karakter özelliği haline getirmiş kişi. Kişiliksiz. Tam bir dolandırıcı, tam bir... Madrabaz. Madrabaz gibi bir ek almış sonuna. Utanmaz, arlanmaz, düzenbaz. Yok olmadı ki. Ha düzenbaz. Şimdi oldu. 800 puan. İki kelimeden oluşur, 9 harflidir. Buyurun gelsin. Abide niteliğindeki ebedi istirahatgah. Mozole Fransızcası. Ebedi istirahatgah efendim. Allah yattığı yerde dinlendirsin. Neydi evet. O? Evet. Yani mezar. Mezar. Abide? Mezar taşı. Anıt. Birleştirin ikisini. Anıt mezar. İşte oldu bitti. Bunlara biz... sorular deriz. Yarışmacı kendi bilmesi. Tamamen kapattım böyle sizi cevaplıyorum. Mezar, anıt falan böyle gidiyor. Burada da efendim bir birleşik kelime. Birleşirken de türeme oluşmuş. Bir tane fazladan harf çıkmış meydana. Buyurun. Ha, tamam. Sevmek, hoşlanmak anlamında bir birleşik kelime. Nasıl yani? O söylediğimi anlatayım. Mesela affetmek deriz. Affetmek değil de. Evet. Bu da öyle. Sevmek, hoşlanmak, keyif almak. Zevk duymak. Zevk duymak. Zevk. Olumsuzu daha çok kullanılır. Bu adamdan hiç zevk duymuyorum. Hiç bu adamdan. Haz etmek. Haz etmek. Gayet güzel. Mema diye bitiyor. İki kelimeden oluşuyor. Hı hı. Sondan bir önceki sorunuzun cevabını oluşturuyor. Gelsin de görelim. Mema, unutmayalım. Tamam. Eğlence amacıyla bolca dolaşma. Hakikaten kapattınız dükkanı Yiğit Bey. Evet yani. Bunlar sizin yani saniye harcamadan cevaplayacağınız sorular normalde. Hadi haz etmekten bahsetmiyorum. Ama anıt mezar, keza bu. Tozunu attırmak gibi bir şey. Allah aşkına. Tamam tozu bulduysak diğeri de gelsin. Toz duman. Toz. Mema. Dolaşma. Tozutma. Tozutma başka şey. Tozla nasıl dolaşılır? Ya insan? Nasıl toz yapar dolaşırken ki adam? Önce buraları bir... Tozu dumana katmak. Sürtünmek. Toz. Dolaşmak yahu. Dolaşmak. Tamam dolaşmak. Seyran. Evet. Yani nedir? Hadi şöyle parkta bir neye çıkalım? Seyirtmek. Seyirtmeye çıkalım.
Ya siz oyuncular dolanmak. Niye böyle eski? Şuraları bir yürüyüş. Hadi mahalleyi bir sahilde bir dolaşalım işte. Kol kola gezelim. Gezip tozma. Tozmayı bulduk da gezme gelmedi. Ben bambaşka bir yerim. Ben yan stüdyodayım şu an. Hayır. İnadına soracağım size sorumu. Bir sorum daha var. İşte geliyor efendim. Son sorudur, son cevaptır. Bu net soru. Bir devletin ödeme aracı olarak kabul ettiği değer ve eder ölçüsü. O devletin nesidir? Ödeme Türk aracı lirası olarak, bizim neyimizdir? Evet. Resmi paramız. Para? Tahvil. Para güzel. Para birimi. Durdu. Nedir? Para birimi. Para birimi. Neler oldu neler. Neler oldu neler. Neler oldu sizi neler. Esefle alkışlıyoruz. Haydi efendim bir kuvvetli söylüyorum.